Hocam bir de sizin tabii bu şeye dışında bir de bu Sayın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları kurulduğuyla ilgili bir iddiası var. Siz de Hürriyet'ten Umut Erdem'e ne yazık ki elimizde çok endişe verici bilgiler var demişsiniz. Ve son kanun hükmünde kararnamede kullanılan ifadeler de bu endişemizi arttırıyor demişsiniz. Ve jandarma polis özel hareket varken kendilerine halk özel hareketi adını verip fotoğraf çektiren silahlı ve adeta meşru bir güç müessesesine ortada dolaşanlar kimdir? Bunlara ilişkin neden hukuk araştırma yapılmamıştır diye sormuşsunuz. SADAT diye bir örgütü söylemişti Sayın Akşener. Yine Tokat ve Konya'da SADAT'ın adı geçti Akşener ve SADAT cevap verdi buna. Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi adına açıklama yaptı. Ve tank kıdemli albay, SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ali Coşar böyle bir şey yok dedi. Elinde delil varsa Sayın Akşener'in suç duyurusunda bulunsun dedi. SADAT'ın silahlı ve silahsız askeri bir gücü yok dedi. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman İyi Parti'nin endişesine ya da Ümit Özdağ'ın ya da Meral Akşener'in kişisel olarak da mı bir kaygısı Şimdi var? bakın, bunlar bizim kişisel kaygılarımız olamaz. Evet. Ve Meral'ın Sayın Genel Başkan Türkiye'de İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi. Çok uzun senelerden beri siyasetin içerisinde ve şimdiye kadar hiç böyle bir açıklaması duyulmamış. Yani böyle spekülasyona yönelik, sansasyona yönelik hiçbir açıklaması yok. Türk siyasetini yakından izleyen ve Ankara siyasetini yakından izleyen bir biliyorsunuz gazetecisiniz. Hiç hatırlıyor musunuz böyle bir şey? İçişleri Bakanı yaptığı dönemde bile çok üsturuplu bir dil Çok makul, kullanır. Çok üsturuplu konuşan, hatta temkinli bu konularda temkinli konuşan bir siyasetçidir. Eğer Sayın Akşener böyle bir açıklama yapıyorsa bunun muhakkak bir temeli vardır. İki, yani bu dışarıdan algıdır. İki, ben de biliyorum. Ben de Sayın Genel Başkan'la aynı endişeleri taşıyorum. Ve bunu daha önce de dile getirdim. Evet, Türkiye'de bir süreden beri ciddi bir silahlanma süreci yaşanıyor. Mecliste yapmış olduğum son basın toplantısında devletin resmi verilerine dayanarak son 2 sene içerisinde, daha doğrusu 23 ay içerisinde 2 milyon 300 bin yivsiz tüfek ve tabanca için ruhsat verildiğini açıkladım. Benim rakamım değil bu. Bakanlığın rakamı. Çılgın bir silahlanma bu. Bu ama görülen. Bir de ruhsatsız ve uzun namlulu ağır saldırı silahı şeklindeki silahlanmadan bahsediliyor. Tabii bunları bir taraftan görüyorsunuz. Öbür yandan da ülkenin belirli yerlerinde sadece bu adı geçen Konya ve Tokat'ta değil, başka şehirlerde de geçici nitelikli kamplar kuruluyor, çalışılıyor, kaldırılıyor. Kuruluyor, çalışılıyor, kaldırılıyor. Mesela çok önemli, diyorum. Çok önemli değil. Yani noktada verebiliriz. Hatta bakın jandarmaya yapılan suç duyuruları da var. Bak, jandarmaya yapılan suç duyuruları da var. Jandarmanın gidip keşif yaptığı yerler de var. Ve evet, suç duyurusundan sonra, ihbardan sonra jandarma gidip tutanak tutuyor, keşif yapıyor. Ama diyor ki yani şu anda siyasi konjonktür daha fazlasını yapmaya müsait değil. Bakın tam cümle bu. Ve Sayın Genel Başkan bir devlet insanı sorumluluğu içerisinde dedi ki hukuk bunlara el koysun. Kim bu insanlar? Nasıl silahlarla fotoğraf çektiriyorlar, film çektiriyorlar, kendilerine
özel harekat adı veriyorlar. Çünkü bakın, Türkiye Cumhuriyeti devletini koruyacak kuvvetler, meşru kuvvetler bellidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı. Şiddet tekeli devlet bu kurumlar aracılığıyla kullanır. Bunun dışında hiçbir grup eline silah alarak çıkıp böyle gösteri yapamaz. Hele buna hükümet hoşgörüyle hiç bakmamalıdır. Hele bununla ilgili haberler artık sanalda gayet rahat dolaşıyor ise, efendim bir askeri darbe olursa o darbeye karşı da tekrar çıkarız konuşmaları yapılıyor ise, o zaman durum daha vahim hale geliyor. Varsa böyle bir tehdit, bu tehdidi önleyecek yine devletin meşru güçleridir. Vatandaş değil. Evet, 15 Temmuz gecesi devlet bir kısım vatandaşın arkasına ne yazık ki saklanmak zorunda kalmıştır. Ama gerçekçi olalım. Esas direnişi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına sadık polis yapmıştır, subaylar yapmıştır, askerler yapmıştır. Onun için darbe başarısız olmuştur. Yoksa sadece sokağa çıkan ve silahsız bir grupla, elinde silah olsa ne yazar, bir orduya karşı başarı kazanmak mümkün müdür? Hayır. Ondan dolayı insanları bu şekilde motive etmek büyük vebal ister. Yapmayın bunu diyoruz. Hele toplum bu kadar gerginken bir KHK çıkartıyorsunuz ve inanılır gibi değil bu KHK. Tamam, 15 Temmuz gecesini ve 16 Temmuz'u kastediyoruz diyorsunuz. Ama bu bir af niteliği taşıyor. Af çıkartamazsınız. Af çıkartma meclisi, yetkisi mecliste. Meclisin bu yetkisini gasp ediyorsunuz. Çünkü bakın, terörle mücadele, darbeyle mücadele hiç şüphesiz doğru bir şeydir. Güvenlik güçleri terörle mücadele ediyorlar mı? Yıllardan beri ediyorlar. Peki yasaları çiğneyerek edebilirler mi? Hayır, edemezler. Ettikleri zaman ne olur? Cezalandırılıyorlar. Darbeyle mücadelede ancak nasıl yapılır? Yasaların içerisinde yapılır. Sonra ifadeyi öyle bir kullanıyorsunuz ki, ve gelecekteki neredeyse, yani hala geçerli bu af. Geleceğe yönelik de bir affı gündeme getiriyorsunuz ve bunda da ısrar ediyorsunuz. İşte bu sırada birileri de silah talimleri yapıyorlar, eğitim alıyorlar. Bakın, tekrar ediyorum. Yani kamuoyu herhalde ne kadar ölçülü konuştuğumun farkında. Sayın Genel Başkan da çok ölçülü konuştu. Ve dedi ki, Cumhuriyet Savcıları buna el koysun ve araştırsınlar bunu. Ve duyduğumuz doğruysa böyle bir soruşturma açılmış. Savcılık tarafından. Savcılık tarafından. Doğrusu çok sevindim. Sadat dahil mi buna? İnşallah. Bilmiyorum efendim. Gizli bir dosyadan bahsediliyor. Ama doğru olduğunu düşünüyorum. Ve bu da güzel bir adım. Evet. Hukuk bu tür gelişmeler karşısında sessiz kalmamalı ve araştırmalı. Ne oluyor diye. Tabi bu arada hukukun önünde de kimse, özellikle de siyasi otorite kesmemeli. Mesele burada, çok net altını çizelim, devletin ayağı düşürülmemesiyle ilgilidir. Biz devletin üzerine titriyoruz. Evet. Türk çocuğu eline silahı ancak peygamber ocağında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde almalıdır. Türk çocuğu eline silahı emniyet veya jandarmanın
mensubu olarak almalıdır veya MİT'in mensubu olarak almalıdır. Ama öyle halk özel hareket falan, bırakın bunları. Bunlarla olmaz bu iş. Peki hocam. Evet. Teşekkür ederim hocam.